Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir ispat videosu ile yine karşınızdayım. 0 faktöriyel neden 1'e eşittir? Bunun cevabını bulacağız. Sürekli aklımıza takılan soruların cevaplarını bulmak için yine tekrardan bir video çekiyoruz. Şimdi hemen ispatlamadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Hemen başlayalım. Şimdi 0 faktöriyel 1'e eşittir. Peki neden? Şimdi baktığımız zaman, incelediğimiz zaman 5 faktöriyel Açtığımız zaman 5 faktoriyel nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir, değil mi? Bunların hepsini çarptığımız zaman kaç oluyor? 120 oluyor. Peki ben 5 faktoriyeli de şu şekilde açabiliyor muydum? 5 faktoriyeli 5 çarpı 4 faktoriyel şeklinde de açabilirdim, değil mi? Faktoriyel kuralları, kurallarımız gereği. Şimdi incelediğimiz zaman ben bir ifade n faktoriyel diyeyim. n faktoriyeli biz nasıl açardık? n çarpı n eksi 1, n eksi 2, e, ee, nokta nokta 3 çarpı 2 çarpı 1 değil mi? 1'e kadar çarpıyoruz. Zaten faktöriyel tanımımız neydi? 1'den n'e kadar olan sayıların çarpımına biz ne diyoruz? Faktöriyel diyoruz. Peki şu şekilde bir ifadeyi açsak n artı 1 faktöriyel şeklinde ben bir sayı açsam ne olur? n artı 1 çarpı n n eksi 1 bakın azalıyor her seferinde bir azalıyor nokta nokta 3 çarpı 2 çarpı 1 bu şekilde devam eder değil mi Peki ben n artı bir faktöriyeli, en artı bir faktöriyeli nasıl e, farklı bir yöntemle durdurabilirim? Şu şekilde de açabilirim değil mi? n artı bir çarpı n faktöriyelde de durdurabilirim. Peki şimdi gelelim asıl meseleye. Şimdi incelediğimiz zaman n faktöriyeli biz, n faktöriyeli biz şu şekilde n artı bir bölü n şeklinde biz en artı 1 şeklinde biz bunları düzenleyebiliriz değil mi? Çünkü ben n artı 1 faktöriyeli şu şekilde açarım. n artı 1 çarpı n faktöriyel bölü n artı 1 şeklinde ben bu ifadeyi açabilirim değil mi? Bak bunlar gitti. Ne kaldı? n faktöriyel eşit olduğunu gördük değil mi? Şimdi şöyle de düşünelim. Bakın şunu şu şekilde düşünebiliriz. 5 faktöriyeli biz şu şekilde 5 artı 1 faktöriyel bölü 5 artı 1 şeklinde açtığımız zaman bakın şu şekilde 6 faktöriyel bölü 6 o da eşittir bakın 6 çarpı 5 faktöriyel bölü 6 faktöriyel bu 6'lar gitti ne kaldı 5 faktöriyel kaldı bu şekilde şimdi esas meselemize geçelim bakın 0 faktöriyele geçiyorum 0 faktöriyel ispatlıyoruz şimdi 0 faktöriyel dediğim zaman 0 artı 1 faktöriyel diyorum bölü 0 artı 1 faktöriyel eşittir. Peki buradaki ifade 1 faktöriyel bölü 1 olmadı mı? Peki 1 faktöriyel 1'e eşit değil midir? 1 de bölü 1. Bu ifadeyi biz böldüğümüz zaman sonuç kaç buluruz? 1 faktöriyel buluruz. Yani 0 faktöriyelin 1'e eşit olma sebebi şu şekilde ifade ettik ve ispatlamış olduk. Evet arkadaşlar, ispatımızı bittik. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ispat videosunda görüşmek dileğiyle.